Efendim İsmail abi? Oraya geliyorum, odamı hazırlayın. Buyur abi, gel. Ha, bir de şu yeni gelen kıza söyleyin, o da hazırlansın. Leyla mı abi? Onu bir saat önce Caner'le Hüsnü Dirhem'e yolladık. Ben senin şu arkadaşın. Hüsnü Dirhem mi? Ben öyle birini tanımıyorum. Abi holdingin sitesinde senin şirketinde iş yaptı yazıyor. Ben kimle çalıştığımı bilmiyor muyum lan? Hüsnü Dirhem diye birini ne gördüm ne duydum. Abi bir dakika sana hemen internetten fotoğrafını yolluyorum, bekle. Serhat Aker'in adamı bu. Ara çabuk Caner'i. Oyuna getirmişler sizi. Ara, ara çabuk. Tamam abi. Tamam. Efendim. Doktor, ne oluyor? Saatli olmadı da. Yürü merdivenleri. Bak, biz gittik önce Fatma'yı kurtardık. İşin önce bu Uğur denilen kadar uzandı. Hacım, hadi bak Allah'ın kitabını seviyorsan nerede kaldığınızı söyle. Biz de gelelim hep beraber arkadaşlarımızı kurtaralım. Bilmiyorum. Böyle villa gibi bir yer ama neresi olduğunu bilmiyorum. Böyle kızlar müşteriye götürülürken gözleri bez gibi bir şeyle bağlanıyor. Ve getirilirken de aynı şekilde. Ben bilmiyorum neresi. Leyla! Leyla! Geç bu tarafa! Korkma bacım, korkma. Hiçbir şey yapamaz bu. Şş, kaç kat kaldı? 3. Kızı sal gelsin. Sıktırtma kafana. Geç buraya. Lan sıkarsan sık lan artist. Leyla gel dedim bak. Bak yoksa seni de öldürürüm. Geç. Dur. Ah be kızım. Ah be yavrum, ne yaptın sen ya? Bu da Serhat Hakeri'ye mesajım olsun. Senden sonra onu da arayıp bulacağım. Bulup kafasına sıkacağım. Hop. Arkamdan konuşanın arkasından sıkarım. Doktor kızım. Gel kardeşim. Yürü lan. Maçan yiyorsa yüzüme karşı söyle. Otur. Şimdi seninle iki çift lafın belini kıralım. Daha doğrusu ben sorayım, sen cevapla. Bu kızları nerede tutuyorsunuz, merkeziniz nerede? Bilimsi topladı, bilmiyor musun? Konuş ama. Ya arkadaşım, akşam akşam bizi uğraştırma. Kafanı gözünü patlatmadan konuş da biz de işimize bakalım. Zaten akşam yemeği yemedik daha. Senden korkmuyorum. Benden tek bir laf alamayacağız. Buyur, istediğini yap. Nurayla istediğini yap diyor bu. Ne istediğimi nereden biliyor acaba? Vallahi sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Ha, biliyor olsa böyle boş boş lak lak konuşmaz mıyız? Ama dur lan, bu şeylere benziyor. Bu ne o şey? Sadomazo ha. Bu sadomazolara benziyor ya biraz. Hani şu kendini dövdürmekten hoşlananlardan. Aynen. Şimdi alırsın bunun gibileri, götürürsün ormana. Sabaha kadar ağzını burnunu patlatırsın, suratını dümdüz edersin. Çıkar sokaklara, yok bu beni döven neye gezer? Gerçi ben arkadaşın karakterini fazla bilmiyorum. Öyle onun arkasından atıp tutmuş olmuyor şimdi ya. Öğreniriz dadayla. Yürü lan kalk. Kalk yürü. Doktor, bu işleri gürültüsüz patırtısız halledelim diyorsun ama olmuyor işte, bak görüyorsun. Vallahi haklısın, ne diyeyim? Beyler, ben sıkıldım. Arabaya geçiyorum. Bak şimdi birader, fırıncı hamur gibi uzamadan önce son kez soruyorum. Merkeziniz nerede? Söyleyemem. Öldürürler beni. Anladım. Bizden korkmuyorsun yani. Dadaylı. Arkadaş acı çekmekten ne kadar zevk alıyor bir öğrenelim bakalım ha. Çek. Söyleyemem dedim size. Öldürürler beni. Çek lan kopsun bacakları. Aa! Aa!
acıyacağım lan. Ne acıyacağım? Bu gencecik kızları elini eteklerinin altına atarken siz hiç acıdınız mı? He? Çek lan çek. Aa, çek. Tamam. Söyleyeceğim. Tamam. Hop. Tamam söyleyeceğim. Polonezköy taraflarında bir villa. Bahar Sokak numara 4. Tamam. Bak kim arıyor bak 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 bak. Uğur Böceği arıyor. Alo Caner. Aradığın adama şu anda ulaşamazsın. Bu saatten sonra da ulaşabileceğini hiç sanmıyorum. Kimsin lan sen? Lan Uğur Böceği. Senin için bu alemdeki en uğursuz, en şerefsiz adamlardan bir tanesidir diyorlar. Herkes şerefsizlikte, adilikte sınır tanımaz diyor. Elinde bayrakla koşanıymışsın. Serhat bu. Ulan şerefsiz. Öyle telefondan konuşmak kolay. Neredesin lan sen? Neredesin? Gelip o lafları bir tarafına sokayım seni. Gelmene gerek yok. Ben geleceğim zaten. Caner adresini verdi az önce. Gel lan. Gel. Erkek sen gel. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın kafana sıkabilirim sonra. Ona göre. Gel lan gel. Gel. Gelmeden önce o Caner'le uğra sık. Ondan sonra gel. Beni uğraştırma. Duydun değil mi? O Caner'le uğra sık öyle gel dedi. Öldürmeyeceksin değil mi beni abi? Onun dediğini yapmayacaksın değil mi? Kalk lan kalk. Şimdi aç kulağını beni dinle. Önce İstanbul'u terk edeceksin. Tamam terk edeceğim abi. Nereye gideyim? Cehennemin dibine. Nereye gidersen git. Kalan namusunda bir işe girip çalışacaksın. Anladın mı? Anladım. Simit satarım. Olmaz. Satışlı işler sana yasak. Çöp toplarım o zaman ha. Ne yaparsan yap. Adam gibi çalış yeter. Sonra da bir daha seni buralarda görürsem, duyarsam o ipi bu sefer boynuna geçiririm. Anladın mı? Anladım abi. Çözün şunu. Şimdi seni gebertme şimdi buradan. Kusura bakma bacım, seni de korkuttum biraz böyle. Vallahi işte görüyorum bacım, heriflerin anladığı dilanca bu. Ben size teşekkür etmekten başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama keşke diğer arkadaşlarım da kurtulabilseydi. Kaç kişi daha var? 5. İnşallah hepsini kurtaracağız, merak etme. Senin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Benim için elinizden gelenin en iyisini yaptınız zaten. Bundan sonra başımın çaresine bakayım. Sağ olun. İyi tamam. Şimdi kardeş bak burada bizim mail adresimiz var. Başına bir şey gelirse, bir şey olursa bizi ara. Biz sana yardımcı olmaya çalışırız tamam mı? Hadi gel seni bu akşamlık bir otele yerleştirelim. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Lan herifler yalandan bir internet dalgasıyla alayınızı tongaya düşürdü be. Ne diye doğru dürüst araştırmıyorsunuz ulan? Abi ne bileyim, seninle iş yaptığını falan görünce... Lan gerizekalı! İnsan bir telefon açıp sorar abi sen bu adamı tanıyor musun, tanımıyor musun diye. Ne yapacağız abi? Gelmeye cesaret ederler mi? Cesaret mi? Oğlum, herifler adamın gözünden sürmeyi çekip alır. Mutlaka gelecekler. O zaman abi toparlanıp çıkalım gidelim. Koskoca Comba İsmail 3 tane baldırı çıkmaktan korktu kaçtı mı desinler? Rusyalı'ya izahat vermekte cabası. Hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz. Elimiz tetikte bekleyeceğiz. Kaç tane adamın vardı senin? 12. İyi. Söyle hepsi gözlerini dört açsın.